Abdurrahim Karakoç, Türk şiirinin öne çıkan isimlerinden biridir. İnsani duygularını, öfkesini, fikir çilelerini, aşklarını, davasını, sosyal ve kişisel boyuttaki tepkilerini, halk şiiri şekillerini ustaca kullanarak dile getirmiştir. Hayatı boyunca dürüstlüğü, mertliği, doğru bildiklerini savunmadaki yürekliliği ile tam bir Anadolu insanı gibi davranmış ve bu duruşuyla Türk aydını için örnek bir tavır sergilemiştir. Dünya üzerinde acı çeken, haksızlığa uğrayan, zulüm gören Türklere ve Müslümanlara şiirleriyle her zaman birlik mesajı vermiştir. Evrensel birliğe yaptığı vurgularla beraber ülkemizdeki aksaklıkları, sözde aydınların milli değerlere aykırı düşüncelerini de şiirleriyle hicvetmiştir. Karakoç'un bu hassasiyet çerçevesinde daha fazla şiir yazması, onun daha çok toplumsal meseleleri ele aldığı hicivleriyle tanınmasına sebep olmuştur. Halbuki Karakoç'un lirik şiirleri de insan ruhunda kuvvetli bir estetik haz duygusu uyandırır. Karakoç'un birçok şiiri de bestelenmiş ve beğeni toplamıştır. Şimdi Karakoç'un Anadolu Gezisi isimli şiirine Mahmut Esat Karaman'ın sesinden dinleyeceğiz. Ter kokuyordu Çukurova tarlaları. Irgat türküleri duyuluyordu uzaktan. Ekin biçiyordu yalın ayaklı köy kızları. Elleri kabarıyordu oraktan. Gökbelen dağlarına yağmur yağıyordu. Yetimler mahallesinde bir çocuk ağlıyordu. Kan kokuyordu doğunun çimenli yaylaları. Silah sesleri geliyordu Şırnak'tan. Oğul sus koymuşlardı ak saçlı anaları. Tütünler tedirgin olmuştu ocaktan. Cilo dağlarında kamalatlar üşüyordu. Garipler köyünde bir gelin düşünüyordu. Yosun kokuyordu Karadeniz'in mavnaları. Oynak havalar dökülüyordu parmaktan. Buz gibi bir soğuk biçiyordu baharı. Dal boylu gençler gidiyor bıçaktan. Ilgaz dağlarında kurtlar uluyordu. Bekarlar kahvesinde bir adam uyuyordu. Şehvet kokuyordu Ege'nin bereketli ovaları. Taze bedenler soyuluyordu ahlaktan. Tedirgin etmişlerdi bizim havaları. Yadırgı sesler geliyor plaktan. Çatalkaya dağında kartallar dönüyordu. Bir nesil yaşıyor, bir tarih ölüyordu. Bir nesil yaşıyor, bir tarih ölüyordu.